Depremle ilgili maalesef spekülasyonlarla açıklamalar yapıldığında duyuyor ve görüyoruz. Bizim amacımız burada mikro bölgelemeleri çalışma yaptırmak suretiyle ki 2 milyon metrekarelik bir alanı içeriyor. Geçenlerde de Çevre Şehircilik Bakanımızla görüşmemiz sırasında bu çalışmaya devam kararını zaten yine söylemiş idi. Biz çalışma yapıyoruz. Bu arada META çalışma yapıyor. Hani diyorduk ya depreme hazırlık bağlamında depremle ilgili konulardaki yapılacak çalışmalarda neler yapılıyor? Daha ürünler tam ortaya çıkmadan maşallah en çok yapılan şey spekülasyon. Bunlara gerek yok. İnsanları tedirgin etmeye gerek yok. Kayseri'mizde tabii Erciyes gibi bir değerimiz var. Bunun nimetleri var. Bunun elbette ki değerlendirmesi gereken boyutları var. Bunun karar vericisi bizler değiliz. Bilim adamları. Ama bilim adamlarının yapmış olduğu çalışmaların ucundan şöyle tutarak sonuca ulaşmamış, yorumlar yapılmamış, değerlendirmeler, raporlar çıkmamış şekliyle kamuoyunun zihnini bulandırmanın da manası yok. Elbette Kayseri'mizde deprem açısından dikkat etmemiz gereken ve önlemler bağlamında da yapmamızı gerektiren çalışmaların olduğunu bildiğimiz bir güzel şehrimiz. Ama çok şükür tedirgin olacak bir şehir değil. Zaten biz bu sınavı kısmen verdik. Dolayısıyla 6 Şubat depremlerinde Kayseri'mizde özellikle 2000 yılı sonrası yapılan yapılarla ilgili deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılmış olmalarından kaynaklı olarak hiçbir sıkıntı olmaması ciddi manada ufak tefek şeyler olmuştur. Onun dışında bu da bizi rahatlatıyor. Ama bu rahatlık rehavete bizi sürüklemez. Biz Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak META ile birlikte, Çevre Şehircilik Bakanlığımızla birlikte, bilim adamları ile birlikte gerekli değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Önümüze bakıyoruz, işimize bakıyoruz. Spekülasyonlara kulaklarımızı tıkıyoruz. Kayseri hemşehrimizi seviyoruz. Onlara layık olmak için her alanda gece gündüz koşturuyoruz.